Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında Türkiye'nin dış politikasını ve İsveç-Finlandiya'nın NATO başvurusuna karşı taleplerini mercek altına alacağız. Konuklarımız da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve yazar insan hakları savunucusu Ragıp Zarakoğlu olacak. Odak başlıyor. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. İnşallah bu operasyonlar başlayacak. Türkiye'nin dış politikasını ve NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya karşı taleplerini Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve yazar insan hakları savunucusu Ragıp Zarakoğlu değerlendirecek dedik. İlk olarak Sayın Yakış'la başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Son dönemde Türkiye dış politikasında bu normalleşme kelimesini çok duymaya başlamıştık. Buna uygun da adımlar atılıyordu aslında. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Yunanistan, İsrail derken birdenbire farklı bir atmosfere girildi. Nasıl oldu sizce? Neden değişti böyle bu söylemler? Öyle zannediyorum ki... Ukrayna Savaşı'nın yarattığı ortam, bir de bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi ve ona karşı Türkiye'nin eline fırsat geçmiş olması, bu hususları üst üste eklediğiniz zaman Türkiye bir fırsat penceresi yakalamış diye değerlendirmiş olabilir. Bu gelişmelerin sebeplerinden biri en azından odur. Evet, Yunanistan'la da böyle farklı bir şey yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki stratejik bir toplantı yapacaktık ama ben bu toplantıya katılmayacağım. Miçotakis benim için artık bitmiştir. Zaten Ege'de hava sahasında yeterince gerginlik vardı. Bir de üstüne bu geldi. İlk olarak Yunanistan'la başlayalım. Herhangi bir sıkıntı çıkar mı ikili ilişkilerde? Yani Türkiye ile Yunanistan arasında her zaman sıkıntılı, yani dalgalı bir süreç işlemiştir. Şimdi de öyle oluyor. Sayın Miçotakis'in kongreye, Amerikan Kongresi'ne gidip de orada Türkiye aleyhinde lobi yapmaya çalışması yakışan bir şey değildir aslında. Yani iki komşu ülke kendi aralarındaki sorunları tercihen birbirleriyle oturup konuşarak çözümlemeye çalışmalıdır. Halbuki Miçotakis oraya gidip yapılmaması gereken bir şey yaptı. Başka bir ülkenin himayesine sığınarak işte Türkiye'yi kötülemeye kalktı. Ayakta da alkışlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tepkisinin oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Fakat pek tabii ki devletler arasındaki ilişkilerde ben sana küstüm yaklaşımı olmaz. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın çıkarları neyi gerektiriyorsa iki liderin ona göre hareket etmesi lazımdır. İcabında çok kızdığınız bir insanla dahi karşı karşıya masada oturup soğukkanlılıkla sorunları çözümlemek lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kızmasını bir geçici davranış olarak görüyorum. Öyle zannediyorum, yani bir süre sonra herhalde şu veya bu şekilde masaya oturup Türkiye ile Yunanistan arasındaki sayısız sorunları masaya yatıracaklardır. Bunu gerektirir. Yani liderlerin ben sana küstüm, senden konuşmuyorum, sen benim için yoksun diye bir davranış bence yani benimsenmemesi gereken bir davranıştır. İlişkilerimiz, çıkarlarımız gerektiği zaman her zaman onların karşı karşıya oturup akıllıca, heyecana kapılmadan
Ondan sonra belgelere dayanarak herkes her iki taraftan kendi taleplerini dile getirmelidir. Böyle olacağını er veya geç tahmin ediyorum veya ümit ediyorum. NATO meselesine gelirsek, İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunu resmen yaptı ama bunun öncesinde sizin de sözünü ettiğiniz o diplomatik olmayan davranışlardan biriydi belki de. En üst seviyeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz buna evet demeyeceğiz açıklaması. Çünkü sonra İbrahim Kalın Reuters'a bir demeç vermek zorunda kaldı. Biz kapıları kapatmıyoruz diye. Ardından yine o sert ton devam ettirildi. Nedir şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine Türkiye hangi sayıklarla karşı çıkıyor size göre? Yani Türkiye bir hissiyatını dile getiriyor ama Türkiye'nin İsveç veya Finlandiya'nın hangisi olursa olsun NATO'ya girmesine engellemesi değil, girerken hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini tartışması icap eder. Yani İsveç'le oturup bizim böyle sıkıntılarımız var. Sizi pek tabii ki NATO'da görmekten memnun oluruz. Ama bizim de şu sıkıntılarımız, o sıkıntıları giderecek çözümler bulalım denmesi gerekir. Zaten İbrahim Kalın da buna benzer bir şey söyledi. Bütün yollar kapanmış değildir, müzakere yolları açıktır dedi. Ve sonunda da o olacaktır. Eğer en başında Sayın Cumhurbaşkanımız değil de bunu Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne bir gazetecinin soru sorması üzerine işte cevap mahiyetinde bir şey söylemiş olsaydı, hatta ona dahi varmadan iki ülkenin diplomatları bir araya gelip kapalı kapılar arkasında, ya siz NATO'ya giriyormuşsunuz ama şöyle şöyle sorunlarımız var. Bu sorun NATO'ya girme işi tamamlanmadan önce şu sorunları çözümleyelim demesi gerekirdi ve bunu kapalı kapılar arkasında yapıldığı takdirde daha da şık olurdu. Hiç böyle ortaya dökülmezdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızla belki geri adım atmak zorunda kalacağı bir duruma düşmezdi. Bu yapılamadığı için bence yanlış yapılmıştır ama öyle zannediyorum ki Türkiye'nin İskandinav ülkesinin NATO'ya girmesini engellemesi diye bir şık inşallah olmaz. Öyle bir şey var, o noktaya varmaz işler. Birazdan o noktayı tekrar açmanızı isteyeceğim ama Sayın Ragıp Zarakoğlu da bizlerle birlikte. Sayın Zarakoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Zarakoğlu, beni duyabiliyor musunuz? Gayet iyi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selam ve sevgiler katılımcılara. Çok sağ olun. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istedi. Birdenbire Türkiye'den itirazlar yükseldi. Daha sonra işte hem İsveç basında çıkan haberlere göre hem de uluslararası basında çıkan haberlere göre Türkiye'nin taleplerinden bazıları da İsveç'te ve Finlandiya'da yaşayan insanların Türkiye'ye iadesinin zorunlu kılınmasıydı. Bu isimlerden birinin de siz olduğu ortaya çıktı. Sayın Zarakoğlu, siz kaç yıldır İsveç'te yaşıyorsunuz? Ben 2013 yılından beri İsveç'te yaşamaktayım. 2013 Aralık ayından beri ama bir ayağım da tabii Türkiye'deydi. Yani 2000 en son 16 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce Özgürlüğü Ödülleri Töreni'ne katılmak üzere geldim ve orada bir konuşma yaptım. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye karıştı. Bir darbe girişimi bir anlamda da bana göre bir karşı darbeye dönüştü. Türkiye'nin koşulları tamamen farklı oldu. Ondan sonra benim de sorunlarım başladı. Daha önce İsveç'ten iadenizi istedi mi Türkiye sizi? Daha önce 2019 yılı sonunda öyle bir talepte bulunmuştu. Bu hukuki olarak aslında sonuca bağlanmış bir konu. İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi, kabul edilmez bulundu. Çünkü gerekçe 2000
2012 yılında bana karşı açılan bir davadan dolayıydı. Fakat ben bu davadan zaten tahliye olmuştum. Hatta mahkemenin hakimleri gelmesine gerek yok demişlerdi avukatıma. Fakat bu olağanüstü dönemde bu olayı bilen mahkemenin hakimleri de tutuklandı. Ve yeni Türkiye'de bu şey yeniden ısıtıldı. Yani bu İsveç Yüksek Mahkemesi kararı belirleyici bir şey. Hükümet onaylama durumunda zaten onayladı da. Şimdi İsveç hükümetinden ne isteniyor? Yani kendi yüksek mahkemesinin, yüksek mahkeme aynı zamanda anayasa mahkemesi konumunda bizde. Yani bir anayasa mahkemesinin kararını yok saymasını mı talep ediyor? Bu mümkün değil. Bu belki Türkiye'de mümkün çünkü mesela Demirtaş ile ilgili olsun, Osman Kavala ile ilgili olsun anayasa mahkemesi kararları kale alınmıyor. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da bunlar Bakanlar Kurulu'na da gitti aynı zamanda Avrupa Birliği'nin. Bu da dikkate alınmıyor. Bu tabii biraz normal bir durum mu değil. Peki o, nedir bu davaya konu olan? Bir silahlı eylem midir? Siz hükümeti mi devirmeye çalıştınız? Nedir davaya konu olan eyleminiz? Bir legal partinin, parlamentoda yer alan Barış ve Demokrasi Partisi'nin parti akademisi kuruluş seremonisine katılmış olmam. Evet. Oraya katılmış olma nedenim de oğlumun orada kendisi siyaset bilimci. Siyasal düşünce yani Eflatun'dan günümüze siyasal düşünce dersi veriyordu ki bildiğiniz gibi AKP'nin de parti akademisi var. Yani AKP de kendi kadrolarını daha kaliteli yapmak için siyaset bilimi, ekonomi ve benzeri konularda eğitim vermekte. Ve ilginç bu parti akademisinin İşte ben hoca olduğum iddia edildi ki sadece açılış seremonisine katılıp orada kısa bir konuşma yapmak. Talebeleri de, buraya katılan talebeler de tutuklandı. Ve daha sonra bu akademi devam ettiği halde mesela ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci devreyle ilgili hiçbir şey yok. Bu seçilmiş demek ki. Bu sonuç olarak Türkiye'de ki olay 2009 yılında, 2012 yılında oluyor, dava konusu oluyor. Tahliye ediliyorum ve daha sonra ifademin alınmadığı gerekçesiyle hakkımda gıyabi tevkif kararı, arkasından da Interpol'e gidip yakalama kararı çıkarıyor bu mahkeme. Yani 10 küsur yıllık bir dava söz konusu. Ya benim başka bir davam da var. Bu davada da bu da Özgür Gündem Gazetesi'nin danışma kurulunda yani danışma yani aslında sembolik bir şey. Kurulu üyeleri hakkında yakalama tutuklama kararı çıktı. Dava açıldı. İşte başka sanıklar da vardı, insan hakları savunucusu olan Eren Keskin mesela hatırlıyorum. İşte ondan sonra yine bir dil bilinci olan Berktay, ondan sonra işte Aslı Erdoğan yazar. Maalesef o da yeni bir beyin kanaması geçirdi. Evet, geçmiş olsun. Birkaç gün önce. Ona da sağlık diliyorum. Bizim hakkımızda dava açıldı. Fakat çok ilginçtir. Bu mahkeme daha sonra yakalama emrini vesaireyi kaldırdı. Daha sonra da avukatımın başvurusunu kabul etti. Yani İsveç'ten ifademin alınması yoluyla işte biliyorsunuz kanallar kuruluyor. Onu da kabul etti. Onu da kabul etti. Ve daha sonra da beni vareste tuttu. Yani şimdi iki mahkeme söz konusu. Biri
böyle davranıyor, eski bir davayı ileri sürerek yakalama emri çıkarıyor. Öteki mahkemede diyor gerek yok ve o davada öyle zaten şeyde kalan bir davaya dönüşüyor. Sadece yazılı işleri müdürü ve sahibiyle ilgili bir davaya. Yani bu ciddi bence bir hukuk sorunu. Evet. Maalesef bugün ülkede yaşanan. Bu da tarafsız olması gereken adliye kurumunun maalesef bu şeyini yitirmiş olduğunu bir kanıdı. Böylesi geçmişte de oldu. Junta dönemlerinde oldu. Ama o dönemlerde bile cesur hakimler çıkabildi. Hayır diyebilen ya da bu karara katılmayan. Ama ona da seviniyorum. Yani mesela bu mahkeme kararında da katılmayan bir üye var en azından. Bu da evet. Tabii gelecek açısından daha umut verici. Evet Sayın Yaşar Yakın, şimdi örneklerden biri bu. Hani siz dediniz ya, İsveç ile Finlandiya ile oturup siz NATO'ya üyelik başvurusu yapmak istiyorsunuz ama bizim sizinle bazı sıkıntılarımız var. Bunları konuşup halledelim, bu başvuruyu ondan sonra yapın. Şimdi İsveç ve Finlandiya bu konularda da açıklama yaptılar. Dediler ki biz siyaseti hukuka alet edemeyiz. Hukuk başka bir şey, siyaset başka bir şey. Dolayısıyla bizim bir dahlimiz olamaz bu konularda. Türkiye kendi yaşadığı hukuksuzluğu, böyle insan hakları savunucularını, böyle yazarları, böyle demokrasi savunucularını diğer ülkelerden isteyerek acaba bu hukuksuzluğu ihraç mı etmek istiyor diğer ülkelere? Hayır, bence Türkiye hukuk açısından kendi dünyasını kurup kendisinin dışındaki hukuk nizamlarını görmekten gelen veya onu kale almayan bir duruma geldi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu halde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargısını kabul ettiğini, resmen taahhüt ettiğine göre, meclisin kararıyla taahhüt ettiği halde, şimdi o kurumun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı hareket edebiliyor. Bu da işte hukukun çiğnenmesi anlamına geliyor. Yalnız tabii İsveç'teki durumda bence işler bu noktaya gelmeden belki biraz daha öteki yönlerini, yani İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi meselesi, insan hakları meselesinin dışında girmesi meselesi konuşulduğu zaman öyle zannediyorum. İki tarafın profesyonelleri oturacaklar ve işte sizin ülkenizde bazı bizim vatandaşlarımız var veya vatandaşımız olmayan Kürtler var. Onlar sokaklarda işte nümayişler yapıyorlar, para topluyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunlara mani olun diyecekler. Muhtemelen İsveçliler ve Finlandiyalılar da biz de şiddet kullanılmadığı sürece insanların meydanlarda nutuklar çekip herhangi bir konuyu eleştirmeleri, başka bir ülkeyi de eleştirmelerinin hukuki bir engeli yoktur. Demokrasi gereği hatta. Diyeceklerdir ve Türkiye ve o iki ülke, yani Finlandiya ve İsveç, ne kadar birbirine yaklaşırlarsa işte orada bir yerde duracaklar. Uluslararası ilişkiler, her zaman sık sık söylerim, bundan önceki görüşmelerimizde söyledim. Uluslararası ilişkiler bir bilek güreşidir. Kim kimin bileğini bükerse o kazanır. Şimdi öyle zannediyorum NATO üyeliği gibi, İsveç ve Finlandiya gibi çok seçkin ve hukuk açısından öteki ülkelere nazaran çok daha ileri olan iki ülkenin NATO'ya kazandırılması gibi bir mesele gündemde dururken, Türkiye'nin ona karşı çıkmasının sayısız sorunlar yaratacağı kanaatindeyim ve işi oraya vardırmadan çözümleneceği yolunda benim ümidim var. Evet.
Birazdan işte heyetler yarın gelecek, onunla ilgili de sorularım olacak. Onların açıklaması vardı bugün, çok ilginç bir açıklamaydı. Sayın Zarakoğlu, sizin dışınızda da bazı isimler var ki mesela bazıları hayatlarını zaten kaybetmiş. Mesela hiç Türkiye vatandaşı olmayan İran vatandaşı bir milletvekili söz konusu. Onun iadesinin istendiği iddia edildi. Doğru muydu efendim o? Yani Büyükelçinin kalkıp işte bu milletvekilinin Türkiye'ye iadesini istiyoruz dediği doğrulandı mı? Evet. Kendisi İsveç basınıyla yaptığı bir röportajda bunu dile getirdi. Fakat daha sonra geri aldı bu isteğini. Çünkü absürttü. Çünkü Emine Kakabe İsveç'te saygın bir politikacı. Yani Kürt kökenli olmasının bir sakınca olmaması lazım. Kaldı ki eğer isteyecekse onu isteyecek olan İran hükümeti ve İran hükümetinde böyle bir talebi söz konusu değil. Ayrıca Emine Kakabe'nin başka bir konumu daha var ki şeyden istifa etti, parlamenteri olduğu sol partiden. Çünkü sol parti Müslüman seçmenlerin oyunu kaybetmemek için netameli konulara girmiyordu kadınlarla ilişkin olarak. Biliyorsunuz namus cinayetleri benzeri şeyler yaşanıyor ve Emine Kakabe de bunu dile getiren bir kişi ve istifa etti partisinden. Şu anda bağımsız. Ve şu anda kurulan koalisyon hükümetinin kilidi Emine Kakabe. Çünkü bir oy fazla destekle güven oyu alabildi hükümet. Ve şu anda şöyle yorumlar da oluyor İsveç'ten. Türkiye ne yapmak istiyor? İsveç'in politik istikrarıyla mı oynamak istiyor? Yani şeyde tepki gösterdi tabii buna Emine Kakabe'de. Ve burada da bir sorun yaratılmış oldu. Yani İsveç'in iç politikasında da bu olayla bir sorun yaşanmış oldu. İsveç'in tabii 200 yıllık tarafsızlık politikası uygulamış bir ülke. Son savaşı Rusya ile ki o zaman İsveç kralı biliyorsunuz Türkiye'de misafir edildi. Uzun hala evinin önünde bir plaket var Beyoğlu'nda. O dönemden beri acaba tarafsızlık politikası izleyen, 1. ve 2. Dünya savaşlarına katılmayan bir ülke, bir sosyal demokrasinin ki işte başbakan sosyal demokrat partisinin tarafsızlığı bir çizgi halinde sürekli kıldığı bir şey. Yani Olaf Palme biliyorsunuz bloklar arası savaşta tarafsızlık politikasını sürdüren, Amerika'nın Vietnam Savaşı'nı eleştirebilecek cesaretli bir politikacıydı. Şimdi bu tartışılıyor. Yani Sosyal Demokrat Parti şeyden mi vazgeçiyor? Geleneksel güçlü politikalarından birinden, ilkelerinden birinden mi vazgeçiyor? Ama bence tabii bunu da belki bir anlamda anlayışla karşılamak gerekiyor. Yani Sovyet döneminde Sovyetler Birliği'ni bir tehdit olarak kabul etmeyen, tarafsızlık yürüten bir İsveç, şimdi Rusya'da yükselen yeni çarlık ideolojisinin Ukrayna Savaşı'na girmesiyle birlikte ciddi bir tehdit altında olduğunu mu hissediyor? Yani bu da tabii tartışılması gereken bir evet. Konu. Bu konuda da şey yapmamak gerekiyor İsveç'i. Geleneksel tarafsızlık politikasından vazgeçtiği için. Çünkü hemen onun karşısında, Baltık Denizi'nin karşısında Kaliningrad var. Biliyorsunuz tam Litvanya ile Almanya'nın arasına sıkıştırılmış bir bölge. Rusya'nın el koyduğu bir bölge ve müthiş bir askeri üs aynı zamanda. Bu da anlaşılabilir. Niye Baltık Cumhuriyetleri NATO'ya üye olmak ihtiyacı duydu? Hele hele Finlandiya. Finlandiya dünyada
tarafsızlık politikasının örneği olarak gösterilen bir ülke. En ağır dönemlerde, Sovyet döneminde, iki kutup arasındaki çatışma döneminde bile tarafsız kalan bir ülke niye bu ihtiyacı duydu? Bunları da demek ki şu anda ciddi bir tehdit altında hissediyorlar ve İsveç'teki kamuoyunun büyük çoğunluğu da şu anda NATO'ya girme kararını onaylıyor. Evet. Bu arada da ekleyelim, Emine Kakabe de NATO'ya girilmesinden karşı olan politikacılardan biriydi İsveç'te. Sayın Yaşar Yakış, şimdi bu açıklamalar ilk yapıldığında Türkiye cephesinden denildi ki sadece İsveç ve Finlandiya değil, NATO içinde müttefikimiz olan ama aynı zamanda bize savunma sanayi alanında ambargo uygulayan ülkeler var. Bu müttefiklik ruhuna aykırı. Bu ambargolar genel anlamda Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatları nedeniyle uygulanan ambargolar aslında. Türkiye o dönemde uluslararası güçlerin konsensusunu sağlamadan bu askeri harekatları yaptığı için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz diyerek bu harekatları yaptığı için bir ambargoya maruz kaldı. Daha sonra işte S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan aldığı için ABD'nin ayrıca uyguladığı bir ambargo var. Dolayısıyla bunların tümünün kaldırılmasını istiyor. Şöyle yorum yapılıyor: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden dünya ile sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bunu bir şey olarak kullanıyor. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye'de yine son dönemde, yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulacak. Biz 30 kilometre derinliğinde Kuzey Suriye'de bir güvenlik şeridi oluşturacağız. Bunun için de operasyonun hazırlıkları tamamlanır tamamlanmaz tekrar gireceğiz diyor. Yani aslında dünyayla yeni bir sorun kapısı daha aralanıyor Türkiye açısından. Türkiye ne yapmak istemektedir size göre? Kürtlerle olan sorununu böyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden çözmek mi istiyor? Yani Türkiye'nin Suriye politikasını ayrı, Kürtlerle olan sorunlarını ayrı ayrı da tartışabiliriz. Ben Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesine en başından beri karşı çıkıyordum ve halen de yanlış olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesi gerektiğini savunan bir insanım. Yani Suriye'de 4 tane yabancı kuvvet var şimdi. İran ve Rusya'yı Suriye'nin meşru hükümeti kendi daveti üzerine oraya çağırdı. Dolayısıyla onların orada meşru mevcudiyetleri var. Mevcudiyetleri meşrudur. Türkiye'nin ve Amerika'nın Suriye'deki mevcudiyeti ise, askeri mevcudiyeti ise yasalara dayanmayan ve uluslararası hukukun ihlali şeklindedir. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman bir kere şunu konuşmak lazım. Türkiye zaten yanlış yaptığı bir şeyi şimdi başka ülkelerin üzerinden de yeni argümanlarla güçlendirmeye çalışıyor. Sizin söylediğiniz Ezan Hanım, sizin belirttiğiniz bir hususta, yani Finlandiya'nın ve İsveç'in ve bir ölçüde de galiba Norveç'in Suriye'de kullanılacak malzemeleri Türkiye'ye satmaması konusu parlamentolarında tartışılmış. Avrupa Birliği forumlarında da tartışılmış. Fakat bu konuda alınmış bir karar yok. O ülkeler satmıyorlar, o başka. Yani ama ambargo konmuş durumu yok galiba. Evet, resmi bir ambargo yok ama mesela Finlandiya diyor ki biz sattığımız herhangi bir savunma sanayi ürününün bir savaşta kullanıldığını görmek istemiyoruz diyor. Bu da her ülkenin yetkisi dahilindedir. Veya ben sana ille bana şu silahı satacaksın diye bir ülkeyi zorlamak mümkün müdür? Satmak istemiyorsa satmaz. Ve kendi dış politikasına da uymuyorsa yine satmayabilir. Onun için
Oradan Türkiye'nin herhangi bir uluslararası hukuk mercine başvurarak İsveç'in ve Finlandiya'nın aldığı bu karar yanlıştır, ben ona karşı çıkıyorum diye bir savunma yapması mümkün değil. Mesele bir fiili durumdur. Satmamaya karar vermiş ve muhtemelen satmamaya devam edecektir. Türkiye'nin iki türlü sorunu var bu ülkelerle. Bir, bu silah satma meselesi. İki, kendi ülke, o ülkelerin topraklarındaki PKK veya başka türlü yani Sayın Zarakoğlu'nun durumuna benzeyen durumlardaki insan hakları savunucuların da oralarda faaliyet göstermesini de istemiyor Türkiye. Halbuki her ülke kendi topraklarında hangi şartlarda propaganda yapılabileceğini, hangi şartlarda propagandanın yasak olacağı konusundaki kuralları kendisi belirler. Ve Türkiye'deki hukuk savunuculuğu veya siyasi propaganda yapma fikri ve konseptiyle İsveç'teki birbirinden çok farklı. Tabii İsveç ve Finlandiya dünyanın bu açıdan en liberal ülkeleri arasında. Onların kriterleriyle Türkiye'nin kriterlerinin benzeşmesi mümkün değil. Ama müzakere masasına oturduğunuz zaman ille benim söylediğimi sonuna kadar kabul edeceksin diye bir şey bastıracaksanız o zaman onun adı müzakere olmaz ki. Onun adı dikte etmek, diktatör yani bir şeyi dictate etme olur ki hiçbir ülke bunu kabul etmez. Ve sonunda da benim tahminime göre bir orta yol bulunacaktır. Hangi faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini mümkün olduğu kadar bariz bir şekilde ve yazılı bir şekilde karşı taraf, iki taraf arasında anlaşmak suretiyle şu 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 şeyleri yapmazsanız iyi olacaktır diyecektir. İsveç'te ve Finlandiya'da onları muhtemelen kabul edecektir ve bir orta yol bulunacaktır. Yani en sonunda iş buna varacaktır. Çünkü Türkiye'nin NATO'dan dışlanmasına götürebilir bir şey. NATO'dan ihraç edilmesi demiyorum. Ben NATO'da görevli olduğum zaman Portekiz'de komünist bir hükümet vardı. O komünist hükümetin iktidarda olduğu sürece bir toplantılar şöyle yapılıyordu. Bir özel toplantı diyorduk biz. O toplantıya Portekiz çağrılmıyordu. Portekiz'in işi olduğu zamanlarda Portekizli delegede geliyordu ve toplantı yapılmış sayılıyordu. Ama birçok konunun görüşüldüğü yerde Portekiz dahil edilmiyordu. İleride Türkiye'ye de buna benzer bir şey yaparlar. Türkiye dışlanmış, yani 30 üye var şimdi. 29 ülke kendi aralarında toplanır. Buna özel toplantı derler. Ondan sonra Türkiye'nin de mutlaka katılması gereken bir toplantıya onu da çağırırlar. O maddeyi de görüşürler ve böylelikle Türkiye dışlanmış kalabilir. Yani Türkiye'yi NATO'dan atamazlar ama en sonunda iş buna varabilir. Bir şey soracağım. Şimdi Türkiye diyor ki işte o 29 üyenin birçoğu destek veriyor Suriye'de, işte diyelim ki Suriye Demokratik Güçlerine. Çünkü o NATO içindeki bir sürü ülke IŞİD karşıtı koalisyon üyesi. Dolayısıyla zaten orada bulunmalarının sebebi bu. Türkiye buna da itiraz ediyor. Bugün Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dillendirdi. Madem öyle bunların hepsi teröre destek veriyor, o zaman biz NATO'dan çıkarız. Biz çözümsüz değiliz dedi. Türkiye'nin NATO'dan çıkması mümkün mü size göre? Yani tarih bilmeyen insanların bu çeşit beyanları olabilir tabii. Biz Rusya ile tarih boyunca 13 savaş yaptık. Savaşların hemen hemen tamamına yakınını kaybettik. Ve Rusya dünyadaki belki Amerika'dan sonra en güçlü ülke. Ona sınır komşusuyuz. Hem Karadeniz'de hem işte doğrudan doğruya şimdi Karadeniz'in kıyısını tamamen de daha doğrusu Ukrayna dışındaki
Ukrayna'yı da denize kapatmak suretiyle sahilini de genişletti. Böyle bir ülkeyle NATO olmaksızın karşı koymak, zor zamanlarımız olacaktır Rusya ile, kolay zamanlarımız olacaktır. O zor zamanlarda NATO'ya sığınacağız. 1945 yılında Rus Dışişleri Bakanı'nın o zamanki büyükelçimizi Selim Sarper'i çağırarak, işte biz İstanbul'da üs istiyoruz. Yani daha doğrusu Türk boğazlarında biz de söz sahibi olmak istiyoruz. Bir bakıma Montreux'u reddediyoruz demeye getirir. Bir de Elvi Selasi adını verdiğimiz üç vilayet, yani Batum, Kars ve Ardahan vilayetleri. Batum zaten onlarda kalmıştı. O iki vilayeti bizim elimizden çok zor zamanında aldınız. Şimdi onu istiyoruz demek suretiyle bir Türkiye'ye gözdağı verdi. Türkiye bunun üzerine telaşa kapıldı da NATO'ya, yani Batı ittifakına girmek için çabalar sarf etti. Ve ancak Kore Savaşı'na asker göndermek suretiyle NATO'ya katılması 1952'de, yani 49'da kurulduğu halde NATO 3 sene sonra katıldı. Çok zor şartlarda ve bir çeşit onlara yalvarmak suretiyle, onlara iyi görünmek suretiyle katıldık. Böyle bir fırsat yakalamışken dünyanın en güçlü ülkelerinin oluşturduğu bir ittifakın üyesi olmak varken biz olmasa çıkıveririz demek bence sorumsuz bir davranıştır. Evet. Yani Türkiye o noktaya herhalde gelmeyecektir. Onu, yani o noktaya gelirse çok büyük bir hata yapmış olacaktır. Evet. Sayın Zarakoğlu, size de son olarak sormak isterim. Şimdi Finlandiya açıkladı. Yarın Ankara'ya Finlandiya'dan ve İsveç'ten heyetler gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki hiç zahmet etmesinler, yorulmasınlar, gelmesinler. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Ama işte heyetler geliyor. Demek ki diyalog devam ediyor hala. Şöyle yorumlar da yapılıyor. İşte yakın zamanda olmasa bile bir yıla kadar seçimler var. Anketlerde iktidarın ve iktidar bloğunun oyları gitgide düşüyor. Ekonomik kriz aldı başını gidiyor. Enflasyonla başa çıkamayan, yoksullukla, açlıkla başa çıkamayan iktidar yine bir savaş tamtamı çalmaya başladı. Bir zafer devşirmeye çalışıyor bu dış politikayla. Dolayısıyla ilk hedefi de Suriye ve Kürtler oluyor. Zaten Irak, Kürdistan Federe Bölgesi'nde bir askeri harekat yürütüyor. Şimdi de Kuzey Suriye'ye bir askeri harekat düzenleyeceğini açıklıyor. Size göre Türkiye yine Kürtleri mi hedef alıyor? Seçime gitme döneminde maalesef Kürt sorunu şey olarak kullanılıyor. Seçimi kazanmanın bir anlamda aracı olarak. Şimdi şeyde buna bahane olarak Kuzey Suriye'deki durum gösteriliyor. Şimdi burada var olan Kürt örgütlenmesinin Türkiye Cumhuriyeti PKK ile bağlantılı olduğu iddiasında. Ama bu siyasi hareketle Amerika Birleşik Devletleri de ittifak halinde. Neye karşı? ISIS'e ve yükselen radikal İslam'a karşı ittifak halinde. Ve şimdi Türk Cumhuriyeti Başkanı'nın terörist dediği siyasi yapının Washington'da temsilciliği var. Ki Amerika Birleşik Devletleri dünyada terörizmle mücadele şampiyonu olarak kendini ilan eden bir ülke. Bu tabii açıklanması zor bir durum. Ve burada tabii ikinci bir konu daha var. 2014-15 yılında bir Ezidi soykırımı tehlikesi yaşandı. Bundan dolayı da bu hareketin topladığı Batı'da bir prestij söz konusu. Erdoğan şöyle demeye getiriyor. Size göre onlar
terörist değil, işte ama bana göre terörist. Size göre de siyasi İslam terörizmle bir bağ yok. Size göre de onlar terörist. Yani ikimizin terörizm anlayışı farklı şeklinde bir şey oturtuyor, analize oturtuyor. Bu tabii pek kabul edilebilecek bir durum değil. Kaldı ki ileride belki kendisi yargılanabilir. Kürtlerle barış masasına, çözüm süreci masasına oturan kendi yönetimi. Gerçi onu da o dönemdeki başbakanın üzerine yıkabilir ama Türkiye'de radikal bir değişim olup 28 Şubat kafası eğer iktidar olursa önümüzdeki dönemde belki Kürtçülükle suçlanacak Erdoğan. Ve bugün Kürtlükle PKK'yı eşitleştiren bir yaklaşım ve de hatta Kürtlükle terörizmi eşleştiren bir yaklaşım içine girmiş vaziyette. Bu da Türkiye açısından bence ciddi bir sorun. Ama bu sadece işte diğer bölgelere yönelik olarak değil, parlamentoda üyesi bulunan ve çoğunlukla Kürt halkından ve soldan oy alan bir partinin yüksek sayıda parlamenterileri, belediye başkanları şu anda cezaevinde. Bu da açıklanması zor bir durum. Bizatihi HDP'nin kendisini anda kapatmak istiyorlar zaten. Efendim? Bizatihi HDP'nin kendisini de kapatma yolunda ilerliyor Türkiye. Yani ona da giriyor ama şu anda var olan bir parti ve legal parti. Evet. Parlamentonun bir parçası bir anlamda da kilit idi. Yani 2015 Haziran seçimlerinde AKP'nin çoğunluğunu yitirmesine yol açan bir parti başkanı şu anda cezaevinde. Sadece o partinin başkanı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde ki böylesi örneklere dünya siyasetinde ancak otoriter rejimlerde rastlanıyor ya da Rusya'da. Bırakın şey yapmayı, işte orada da siyasi muhalefet liderleri cezaevinde ama onun da ötesinde birçok muhalif siyasi Rusya'da öldürüldü. Belki Türkiye ile olan analizde iyi olduğumuz nokta o. Belki Hrant Dink cinayetinden bu yana politik cinayetler durdu artık. Ama şeyden de vazgeçmemiz gerekiyor. Siyasetçileri cezaevine, muhalif siyasetçileri cezaevine koymaktan da ve muhalif basını cezaevine koymaktan da vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi ya da Asya ülkesi değil. Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun eşit oya sahip olan bir üyesi, aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin üyelerinden biri. Kuruluş döneminden beri. Bu Türkiye açısından başka bir tehdit. Yani Avrupa Konseyi biliyorsunuz Junta döneminde Yunanistan'ı şeyden çıkarma kararı aldı. Avrupa Konseyi'nden. Ve şu anda Rusya çıkarıldı biliyorsunuz. Türkiye için de 12 Mart'ta 12 Eylül darbesinden sonra bu gündeme geldi ama eğer çıkarılmadıysa o sırada kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Adalet Partisi'nin Avrupa Konseyi'nde olan üyelerine borçlu. Çünkü onlar kapatma gündeme geldiğinde, üyelikten atma gündeme geldiğinde ayağı fırladır. Aman aman biz uğraşıyoruz demokrasiye geçiş süreci için. Bu daha da zorlaştırır durumumuzu diye. Ki bence hatalı bir tavırdı. Çok uzun zaman aldı. Yeniden işte 91 yılına kadar sürdü. O sürecin aşılabilmesi Türkiye'de. Peki mesela siz Washington'dan örnek verdiniz. Diyelim ki ABD'den F-16 alırken ama burada da temsilcilik var bunu kapatırsanız F-16 alırız demeyen bir Türkiye var karşımızda.
Rusya'dan bahsedebiliriz. Orada da temsilcilik var. Biz sizden S-400 alırız ama o temsilciliği kapatın demeyen bir Türkiye var karşımızda. Şimdi ne oldu da size göre İsveç ve Finlandiya üzerinden Türkiye el yükseltiyor? Evet, yani şunu diyebiliriz. Elbette bu pazarlık konusu olacak diplomaside. Sayın Yaşar Yakış'ın da dediği gibi keşke diplomatlara bıraksaydı bu işin tartışmasını. Her şeyi zorlaştırıyor bu yaklaşımlar. Yani bütün zaten şu anda Avrupa'da yükselmekte olan sağ popülist politikalarında aslında benzer durumları söz konusu. Örneğin sadece Türkiye değil, mesela Hırvatistan başkanı da belki Erdoğan'dan cesaret alıp bizim de itirazlarımız evet. demeye başladı. Ve şu anda Almanya'da kimin iktidara geleceğini bilmiyoruz. Yani eğer sağ popülizm yükselirse Avrupa Birliği içinde de başka sorunlarda yaşanmaya aday. Bir Polonya var sağ popülizmin iktidar olduğu. Yine bir Polonya söz konusu. Yani sanki diyorum 1930'lar gibi bir dalga söz konusu. Yani 30'larda sadece Nazi Almanya'sı, İtalya, faşizmi yoktu. Avrupa'da sayısız diktatöryal rejimler vardı. Yunanistan'dan Macaristan'a ve Polonya'ya kadar uzanan. Bu durum umut ederim ve risk burada zaten. Tekrar 30'ların dünyasına dönüyorsak bütün politikacıların varlığı dünya barışına bir tehdit olabilir. Evet. Bu da öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir tehdit bence. Evet. Sayın Yaşar Yakış, Sayın Ragıp Zarakoğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sayın Zarakoğlu'na da çok çok saygılar. Selam ve sevgiler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Türkiye'nin dış politikasını ve İsveç-Finlandiya NATO üyeliği üzerinden taleplerini mercek altına aldık. Konuklarımızda Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve yazar insan hakları savunucusu Ragıp Zarakoğlu'ydu. İyi akşamlar.